Gel. Hünkârım. Beni görmek istemişsiniz. Yaklaş. İlyas Paşa, elimin altındayken onu idam etmek doğru olmaz. Asıl isyan o vakit çıkar demiştin. Neredeyse kefil olmuştun. Ben de tavsiyene uydum, gönderdim paşayı. Lakin gelen haberlere göre isyan bayrağını çekmiş. Şaşkınlığımı mazur görün hünkârım. Hainlik yapacağını nereden bilebilirdim? Madem bilmezdin, neden o kadar emin konuştun karşımda? Onunla beraber mi hareket ediyorsun? Hünkârım, ben bu yüce devletin Şeyhülislamıyım. Böyle bir ihanetle beni nasıl itham edersiniz? İtham etmiyorum Müftü Efendi. Etsem gereğini yapardım. Bundan böyle laf etmeden, bana tavsiyede bulunmadan iki kere düşün. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de, ailem de senelerdir hanedanımıza ve devletimize sadakatle hizmet ederiz. Mazimizde tek bir leke dahi yoktur. Var Müftü Efendi. Var. Ben bir leke hatırlıyorum. İsyan günlerinde, asilerin önünde bana kefil olmadın mı? Hüsrev Paşa'yı öldüren padişaha güvenimiz yoktur. Şehzadelere dokunmayacağına dair kefil isteriz. Durun! Şeyhülislamınız olarak ben kefilim. Kendini benden üstün saymadın mı? Haşa. Sümme haşa sultanım. Aklımın ucundan bile geçmedi. Ben sadece sizi korumak... Sen kimsin? Şeyhülislam Efendi. Sen kimsin de bir padişaha kefil olursun? O rezilliği unuttum sandın. Bu iki oldu Ağizade Efendi. İki. Allah şahidim olsun, üçüncüsü olmaz. Çekilebilirsin. Ne diyorsun Yahya Efendi? İlyas Paşa ile ortak hareket ediyor olabilir mi? Hünkârım, size ne yalan söyleyeyim. Şeyhülislam Efendi'yi günahım kadar sevmem. Ancak
isyanla bir bağ olduğuna da ihtimal vermem. Vermek istemem. Yaptıklarının farkındayım Yahya Efendi. Yalan yanlış malumatla hünkârımızı bana karşı kışkırtıyorsun. Yeter artık, yeter. Ya haddini bilirsin ya da ben bildiririm. Ne kışkırtması Müftü Efendi? Ben aleyhinizde bir tek laf bile etmedim. Mevzuya da biraz evvel şahit oldum. Bilip bilmeden konuşmayın. Ben diyeceğimi dedim. Ya yolumdan çekilirsin ya da ezer geçerim. Allah'ım sen bana sabır ver. Benim aklımı koru.